edecek. Hizbullah önlediği için şimdi artık İran'la tek cephe olarak çarpışabilir. Onun için de Suriye'yi alması lazım. Suriye'yi alacak. Gelecek bütün yurdumuz boyunca, düşününüz bütün Güney Anadolu'daki yurdumuz, Suriye'de, Irak yurdumuz baştan sona kadar şimdi artık İsrail'le olacak. Yahudi ile hudut olacaksın. O Yahudi de İran'la savaşacak ve sana diyecek ki sen de benden beraber ol. Bunlara kalsa bunlar onlarla beraber ol, İran'la savaşmaya da kalkarlar. Böylece İslam alemini darmaderler, insanlığı mahvederler. Öyle olmasa dahi arkadan hedef Türkiye'dir. Türkiye'ye hücum edecekler, Türkiye'ye sevri uygulayacaklar, Güneydoğu'ya alacaklar, İsrail'e katacaklar, Ermenileri getirecekler, Pontus'u getirecekler, ne yapacakları belli. Zaten de onların hazırlıklarını şimdiden yapıyorlar, adım adım. Bütün bunların hepsi, bu arkadan gelecek olan olayların hepsi bizim milli menfaatlerimize aykırı. 1400 yıllık Osmanlı-Selçuklu dönemimizin tarihine aykırı, bulunduğumuz cepheye aykırı. Biz hep mazlumlardan yan olduk. Hiç bebek katillerini şimdiye kadar desteklemedik. Onlara maşallık yapmadık. Bebeği tutup da al şunu öldür demedi bu millet tarihi boyunca. İlk defa bunların döneminde söylüyor. Hizbullah silahsızlaştıracak, gelin tekrar bebekleri, kadınları, çocukları, yaşları öldürün. Bu ne büyük vahşet. Bunun elbette dünyada da hesabını veremezler, ahirette de hesabını hiç veremezler. Şimdi ülkenin gidişatı maalesef böyle bir istikamete doğru gidiyor. Öbür taraftan millet eziliyor ve her zaman söylediğimiz gibi Hayim Nahum planı adım adım uygulanıyor. Hayim Nahum planı nedir? Lozan'ı Batılılar imzalamıyordu. Milyon kere bunu açıkladık ama hala milletimizin büyük bir kısmının haberi yok. Amerika hala Lozan'ı imzalamamıştır. Clemenceau, Fransa Başbakanı, Lloyd İngiliz Başbakanı bunlar da imzalamıyorlar. Hayim Nahum, Mısır Ağamı, İnönü'nün Lozan'daki müşaviri.